Mimarlık tarihi ve teorileri üzerine yazılmış eserlerin pek çoğunda kadın mimarların rolü göz ardı edilmiştir. Ancak artık günümüzde hemen hemen her sektörde yer alan kadınların hem ekonomiye hem de sektöre olan katkıları yadsınamaz. Şimdi sizlere Eskişehir'e başarılı bir mimar tarafından kurulan mimarlık ve proje şirketine götürüyoruz ve Berrek Hanım'la yaptığımız sohbetimizi izliyoruz. I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me, tell me, tell me how to turn your love. Merhaba sevgili izleyiciler, Eskişehir'in konut mimarisini, karakterini şekillendiren bir mimar hanımefendiyle birlikteyiz. Yanımızda Zübeyde Berrak Yılmaz hanımefendi var ve İbaloğlu projedeyiz. Nasılsınız Berrak Hanım? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz, sağ olun. Sizi tanıyarak başlayalım sohbetimize, ardından devam edelim. 1987 Ankara doğumluyum. Aslen Artvin Hapalıyım. 10 yıldır Eskişehir'de yaşıyorum. Anadolu Üniversitesi Mimarlık bölümünü bitirdim. Piyasada yıllarca çalıştıktan sonra kendi yolumu çizmeye karar verdim ve bunun için de Eskişehir'i tercih ettim. Evet. Ne kadar zamandır burada faaliyet gösteriyorsunuz? 2014 yılının başlarında faaliyete geçtik. 2 senedir kendi işlerimizi yapıyoruz. Peki, neler yapıyorsunuz burada? Bizim genellikle mimari proje ağırlıklı çalışıyoruz ama mimari projenin yanı sıra cephe tasarımı, iç mekan tasarımı ve mimari danışmanlık faaliyetleri de yürütüyoruz burada. Ve mühendis arkadaşlarımızla birlikte bir ekip olarak bir projenin başından sonuna kadar bütün işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Ekip ruhu oldukça önemli. Kimler bulunuyor ekipte? Kesinlikle makine mühendisi, inşaat mühendisi, elektrik mühendisi ve yapı denetim firmaları olan arkadaşlarımız. Tabii bunun yanı sıra inşaattaki ustalarımızın da çok büyük bir etkisi var. Büyük bir ekip ruhuyla çalışıyoruz ve inşallah yolumuza da güzel bir şekilde devam edeceğiz. Peki burada önemli olan çizimler, tasarımlar nasıl şekilleniyor? Neleri ön planda tutuyorsunuz? Şimdi öncelikle bizde önümüze bir kağıt parçası geliyor, bir arsa geliyor ve biz boş bir alana bir şeyler tasarlamaya çalışıyoruz. Bunun için öncelikli olan bizim insanların o noktada kullanım alanlarının ferahlığı, rahatlığı ve insanları kendi evleri gibi benimseyebilecekleri alanlar oluşturmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra da dış cephede özellikle müteahhit firmaların diğer firmalardan ayrı tutacak, çalıştığımız firmaları ön planda tutacak şekilde daha sıcak, daha dikkat çekici tasarımlar yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki hedeflerinizde neler var? Eskişehir'in dışında da projeler yapmak ister misiniz? Zaten yapıyorsunuz da sanıyorum. Eskişehir dışında çalışıyoruz. Eskişehir'in genel anlamda %80 tabii Eskişehir'le çalışıyoruz ama bunun dışında çalıştığımızda da daha farklı yerlerde, daha farklı insanlar ve daha farklı beklentiler. Hatta hava koşulları bile aslında bunu çok fazla farklılaştırıyor. Bu yüzden de diğer şehirlerle çalıştığımızda çok farklı tecrübeler ediniyoruz. Ama ilerleyen zamanlarda ben öncelikle yaşadığım şehre, artık Eskişehirliyim diyebilirim çünkü, yaşadığım şehre farklı bir yapı yapmak istiyorum. Bir marka oluşturmak istiyorum açıkçası. Berrak Hanım, sohbetimizin de sonuna geliyoruz artık. Buradan izleyicilerimize neler söylemek istersiniz peki? Ben öncelikle bir kadın girişimci olarak kadın girişimcileri desteklemek istiyorum. Bu noktada hiçbir şekilde hiçbir şeyden korkmamaları gerekiyor. Çünkü evet, başlarda bu biraz zorlayıcı bir durum ama bir süre sonra eğer meslekte yerinizi alabiliyorsanız başarı zaten devamında mutlaka geliyor. Aynı zamanda bugüne kadar çalıştığım ve bundan sonra çalışacağım firmalara da şimdiden teşekkür ediyorum. Bizi tercih etmelerini istiyorum açık açık. Çünkü biz gerçekten onların farkını da ortaya koymak için buradayız. Markalaşan bir mimari oluşturmaya çalışıyoruz. Desteklerini bekliyorum.